Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Haziran ayları genelde Android ve iOS'un yeni sürümlerinin gün yüzüne çıkmaya başladıkları dönemler. Ama maalesef son yıllarda sunulan yeniliklerin çok da fark yarattığını söyleyemem. Şu an çok kesin olmayan dedikodular ön plana çıktığı için ben öncelikle Android 12 ve iOS 15'te neler değişmişti, bu seneye kalan beklediğimiz özellikler neler gibi konulara yoğunlaşacağım. Beta sürümler çıktıkça yenilikleri sizlerle paylaşmaya da devam edeceğim. Tekrar merhabalar, umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Kanalda şu ana kadar sayısız Android ve iOS ipuçları, uygulama önerileri ve kullanım hileleri paylaşmıştım. Kaçıranlar için bir kısmını yukarıya kartlara ama asıl büyük bölümünü aşağıya ekledim. Öncelikle Google, Android 12 ile zaten harici uygulamalarla değiştirilebilen arayüz tasarımının daha da fazla kişiselleştirilmesini sağlarken, Apple da iOS 15 ile beraber yerleşik uygulamalarını geliştirmeye yoğunlaşmıştı. Her iki firma da bence bizlere herhangi bir yenilik sunamadı. Sizler bu konuda benimle aynı fikirde misiniz? Yoksa katılmıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıda paylaşabilirseniz çok sevinirim. Android 12 ile başlarsak buradaki en önemli güncelleme telefonun her şeyiyle kişiselleştirilebilmesi oldu. Harici uygulamalarla telefonun her türlü simge, ayarlar, aramalar veya hızlı panel gibi bileşenlerini zaten değiştirilebiliyorken artık yeni gelen Material U sayesinde bu işlemi yerleşik uygulamasıyla yapabilir olduk. İşin güzel tarafı uygulama simgelerini kullandığımız duvar kağıdının renklerine göre değiştirebilmek. Şimdilik Material U sadece yerleşik uygulamaların simgelerini değiştirebiliyorken ileride harici uygulamalarınkini de değiştirebilirse bence süper olur. Bu arada telefonla Android 12 güncellemesi alamayanlar üzülmesin. Kısa yolunu hem şuraya hem de aşağıya açıklamalara eklediğim bölümde Material U arayüzünün eski model telefonlara nasıl yüklenebileceğini anlatmıştım. Üstelik bölümde harici uygulamaların renklerini de değiştirebileceğiniz seçenekler var. Bu yüzden kendi videom diye demiyorum, mutlaka incelemenizi öneririm. Bu arada sizler için hazırladığım kullanım, ipucu ve öneri gibi videoları beğeniyorsanız sadece izlemekle kalmayın lütfen. Çünkü sadece tek bir tıklama ile şu yerlerde sürünen %9'luk abonelerden gelen izlenme oranını yükselterek kanalın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Apple cihazlarda maalesef hala uzun yıllardır değiştirilmeyen simgeleri kullanmaya devam ediyoruz. Ama kestirmeler üzerinden farklı tasarımları kullanabilmek tek ama önemli bir pürüz ile mümkün. Yeni simgeler orijinallerinin kısa yolları olduğundan her uygulama yaklaşık 1-2 saniyelik gecikmeyle açılıyor. Eğer bu durum sizin için bir sıkıntı değilse o zaman kestirmelere özel paylaştığım bölüme göz atabilirsiniz. Android telefonlardaki hızlı panelde bence iOS'a göre daha kullanışlı çünkü hem neredeyse tüm önemli kısa yollar eklenebiliyor hem simge ile beraber isimlerini de gördüğümüzden daha kolay ayırt edebiliyor hem de ayarlar menüsü ile uğraşmadan direkt aynı sayfadan eklemeler veya çıkartmalar yapabiliyoruz. iOS'ta burası hem çok kısıtlı hem de düzenleme menüsüne sadece ayarlardan erişilebiliyor. Aynı yerden ekleme veya çıkarmalar yapılamıyor. Android telefonlarda sadece Samsung, Xiaomi veya Oppo gibi üretici firmaların dahil ettiği oyun modu hem Android 12'de hem de iOS'ta hala yok. Android telefonlardaki bu mod üzerinden oyunların işlemci veya grafik gibi performanslarını arttırabiliyor, farklı oyuncular ile skorları karşılaştırabiliyor veya otomatik kayıtlar alınabiliyor. Apple cihazlarda şimdilik oyun oynarken sadece rahatsız etmeme modu açılabiliyor. O kadar. Apple diğer taraftan iOS'a bir yenilik getirmektense daha çok yerleşik uygulamaların fonksiyonelliğini artırmaya odaklanmış. Buna en güzel örnekler FaceTime'ın artık Android telefon veya PC'lerden de kullanılabilmesi, Safari'nin birçok özelliğinde yapılan geliştirmeler ve zamanlanmış özet diyebilirim. Android ise bu işlemler için Google Chrome veya Google Duo gibi uygulamaları ile birçok özelliğe zaten sahipti. iOS uzun zamandan beri bizi rahatsız eden gereksiz bildirimleri engellemek için çözümler üretirken bu sene eklenen yeniliklerle bildirimlerin günün sadece istediğimiz saatlerinde gösterilmelerini de sağladı. Hatta rahatsız etme menüsü işi daha da abartarak oluşturacağım profillere göre belli kişileri veya uygulamaları hariç tutabiliyor ve hatta ana ekranımda gün içerisinde beni ilgilendirmeyen ekranları bile gizleyebiliyorum. Bayıldığım bir başka özellik,
İstediğim metin, görsel, ses kaydı veya video gibi tüm dosyaları bir parmağımla seçtikten sonra diğeri ile menülerde dolaşıp farklı bir uygulamayı belirledikten sonra buraya kopyalayabilmem. Android tarafında şimdilik sadece metni kopyalayıp farklı bir uygulamaya aktarabiliyoruz, o kadar. iMessage bence Apple'ın en büyük kozlarından bir başkası. Çünkü içerisinde efektler, gereksiz mesajları ayrıştırma, memojiler veya gelen müzik, fotoğraf, web sitesi gibi tüm dosyaları eşleştirip ilgili Safari, fotoğraflar, müzik gibi uygulamasının paylaşılanlar sekmesine otomatik olarak yerleştirebilmesi gibi benzerlerinde olmayan özellikler barındırıyor. Daha fazlasını merak edenler iMessage'a özel hazırladığım bölüme hem şuradan hem aşağılardan ulaşabilir. Apple gizlilik konusunda da oldukça ileride sayılır. Çünkü bir kere izin vermediğimiz hiçbir uygulama bizim günlük faaliyetlerimizi takip edemiyor. Bu sene eklenen e-postamı gizle de benim sık kullandığım özelliklerden. Çünkü herhangi bir servise veya uygulamaya abone olurken bu seçenek aktifse sistem kendiliğinden rastgele oluşturduğu adres ile kayıt olabiliyor. Eğer kayıt olduğum servisten gereksiz bildirimler almaya başlarsam direkt ilgili e-postayı silerek sorundan da kurtuluyorum. Buna karşılık Android telefonlarda hızlı panelden mikrofon ve kamerayı tek tıklamayla kapatabilme özelliği iOS cihazlarda maalesef henüz yok. Ama açıkçası benim bu sene beklediğim özelliklerden biri. Uygulamaların hangi donanımlara eriştiği raporu, kesin konumdan yaklaşık konuma geçebilme, mikrofon, kamera kullanımını yeşil ve turuncu ledlerle gösterme, uygulama bazında izinleri ayarlama gibi özellikler her iki işletim sisteminde de mevcut. Widget'lar iOS tarafının uzun yıllardan beri en önemli eksikliklerinden biriydi ve sonunda bazı sıkıntılarıyla beraber geldi. Çünkü ana ekrana yerleşimlerini istediğimiz gibi ayarlayamama, senkronizasyonda özellikle bazı uygulamalarda yaşanan gecikmeler ve sınırlı seçenekler sunması gibi sorunları bulunuyor. Ama Android bu konuda daha da ileri giderek Material U ile uyum, konum, renk, şekil ve boyut gibi birçok seçenekleri bu seneki sürümüyle ilave etti. Ayrıca widgetların kendi içerisinde de yukarı ve aşağı doğru sürüklenebilmesi bence en büyük avantajlarından bir tanesi diyebilirim. Apple tarafına baktığımız zamansa muhtemelen bu sene geliştireceği özelliklerden bir başkası olarak görünüyor diyebilirim. iOS'un en güçlü özelliklerinden biri olan arama çubuğu ise neredeyse Google'ın web sitesine rakip olabilecek kadar kabiliyetli. Çünkü sonuçlarda web siteleri, Apple Store, fotoğraflar, kişiler, mail veya ayarlar gibi aklınıza gelebilecek her yerden sonuçları listeliyor. En sevdiğim özelliklerinden birisi ise uygulama arattığımda telefonda yüklü değilse direkt sonuçlardan da indirebilmek. Son olarak Google bence artık iOS'ta olduğu gibi Android tarafında da yerleşik uygulamaların fonksiyonelliğine odaklanmalı ve bizlere kesinlikle işimize yarayacak farklılıklar veya yenilikler sunmalı. Apple ise oyun modu, sürekli açık ekran, çentikten beri hasretini çektiğimiz pil yüzesini görebilme, kilit ekranını düzenleyebilme, ekranı ikiye bölerek çoklu ekran desteği ve bence şu ana kadar iki en önemli eksikliklerinden bir başkası da başta uygulama simgeleri olmak üzere ana ekranı ya özelleştirmeye izin vermeli ya da tasarım dilinde farklılıklara gitmesi gerekir. Şöyle bir karşılaştırınca her ne kadar iOS cihazlarının kullanım deneyimi oldukça iyi olsa da Apple'ın yapacak daha hala çok şeyi var gibi görünüyor. Umarım her iki işletim sistemi de bu sene geçtiğimiz senelere göre daha fazla fark yaratan güncellemelerle karşımıza çıkar. Sizler bu aşamada Android veya iOS tarafında nelerin değişmesini istiyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne mutlaka ekleyin. Bir de videoyu buraya kadar izleyip de hala kanala abone olmayanlar varsa artık şu aşağıdaki tuşa bassın lütfen. Üzerine bir beğeni ve yorum da çok süper olur. Teşekkürler. Haftaya farklı bir bölümde veya kanaldaki diğer teknolojik paylaşımlarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ve kullanım hileleri... Material U... Bazı uygulamalarda senkronizasyon sunması gibi sorunları dilinde farklılıklara gitmesi gerekebilir. Gerekir, gerekebilir, gerekebilir de.